Marukin de geliyor işte ve birincimiz Yaroslav Paraşak. Yaroslav Paraşak da işte Beykoz Belediyesi'nden yine bizlerle birlikte işte 3 sporcumuz da burada. Efendim madalyalarını ve takdimleri gerçekleştirmek üzere. Tırmanış demişti. King of the Mountain Red Jersey goes to Dimitri Boşarov. Congratulations one more time. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu arada evet, yarınki etapta şanlı Türk bayrağımızı teslim alan sporcu olacak. Aynı zamanda yarış lideri. Evet, yarın bayrağımızı gururla taşıyacak sporcumuz. Evet. Şanlı bayrağımızın. Evet, işte şanlı bayrağımız. Sayın Valimiz de yarın sabahki startta sporcumuza teslim ederek sporcumuzu bir sonraki Evet, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanımız Sayın Bahattin Akyön. Samsun'umuz yine milli mücadelenin ilk günü gibi milli meşalemizin yakıldığı 19 Mayıs 1919 günkü ruhla devam ediyor ve burada sporcularımız bu çalışmaları çok güzel bir şekilde gördüğümüz gibi sonlandırdılar ve yarın da devam edecek. Samsun olarak bir kez daha gurur duyuyoruz, sevinçliyiz, mutluyuz ve bu faaliyetlere bu yıl boyunca 100. yılla ilgili çalışmalarımıza, faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türkiye 100 yılını hep birlikte gençlerimizle, sporcularımızla ve Türkiye halkımızla inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk defa bisikletle Türk bayrağımızın pedalların ışığında çevrildiği büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Genç ve Spor Bakanımızın desteğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyon 784 kilometrelik bir etabı kapsamakta ve 6 ilden geçiş yaptık. Bunun 6-7 ilin 7. il Tokat olarak geçiş yapıldı ancak orada duraklanmadı ve devam edildi. Bunun özelliği şu, milli mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmiş olduğu o güzergahları gelecek nesillerimize aktarmak için, unutulmaması için bu organizasyonu gerçekleştirdik.
1 Ağustos'ta Sivas'ta başladı. Sivas, Amasya, Amasya Havza, Havza ve Samsun etabıyla 3. etabımız tamamlandı. 100'e yakın sporcu müracaat etti. 6 ülkeden 10 yabancı takım, 6 Türk takımı olarak ilk başta bu işe yarışa girdiler. Ancak daha sonraki aşamalarda zaman dilimi, sakatlıklardan dolayı bu eksilme olabiliyor. Ancak şu anda bütün sporcular aynı o günkü heyecanı pedallarda bugün de yaşatarak devam ediyorlar. Ve yarınki etabımız Samsun Çorum etabı. Çorum'dan sonra transfer Çankırı, Çankırı ve en önemli bitiş noktası 1. Meclis önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız veyahut vekilinin katılımıyla Ay Yıldızlı Bayrağımız ve buradaki sporcular ödülünü meclis önünde alarak o günde olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğumuzu, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi her zaman enerjik olarak temsil ettiğimizi bir kez daha gösteriyoruz. Buradaki önemli olan bir diğer husus da bu organizasyon olimpiyatlara puan veren, olimpiyatlara sporcuları için karne oluşturan bir organizasyon. 2024 Paris Olimpiyatları için buradaki bulunan bütün takımlar, sporcular yarışıyorlar. Ve bizim ilk günkü etap birincimiz Ahmet Örken'di. Ki olimpiyat için büyük bir puan elde ettik ve halen devam ediyor. İkinci gün Sarı Moya, yani lider moyanın sahibi de Ahmet Örken oldu. Dolayısıyla 100. yıl bize uğurlu geldi. 100. yılda başarısı Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun devam ediyor.